Merhabalar efendim. Sebzeler bölümüyle karşınızdayım. Şimdi öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Bir düşünün bakalım geçen hafta ne kadar sebze yediniz? Sebzeler herhangi bir şekilde genel olarak bakıldığı zaman hayatı uzatan besin maddeleridir. Kronik hastalıklardan korur, kalp damar hastalıklarından korur, kanserden korur, Tipiki şeker hastalığı yani insinin kullanılmaması gereken hastalıklardan korur. Bakın Okinavalı kadınlar çok meşhur oldu. Küçücük bir ada, egzersiz yapıyorlar, sebze ve meyveden zengin besleniyorlar, pirinç yiyorlar ama bizdeki pilav gibi değil, haşlanmış ve tuzsuz yağsız ve uzun yaşıyorlar. Örnek olarak hep gösterilir. Ben sebzeler konusuna şunu hatırlatarak başlatmak istiyorum. Neyi yerseniz yiyin mutlaka soğanı unutmayınız. Zaten sarımsak ayrı bir ders olarak izlenecek. Onu da ekleyeceğiz. Yeşil ve kırmızı olanlar yararlıdır. Renkli olan iyidir. Renk ne kadar çok artarsa sebze ya da meyvede de o kadar sağlığınız açısından yararlıdır. Sebzelerin genel olarak yararlarını saymaya başladığımız zaman öncelikli olarak kolerisi düşük. Ve kilo için çok yararlı. Minerallerden, vitaminlerden zengin. içerisinde çok sayıda halde denen bir takım maddeler var. Protein var. Yağ oranı düşük. Liften zengin. Ve böylelikle ideal olarak nitelendirebilecek bir besin türü. Onun için tekrar sorun kendinize. Haftada kaç kez sebze yiyorsunuz? Çünkü haftada kaç kez sebze yediğinizin biyolojik yaşınızla etkisi var. Yani ona göre yaşınız hesaplanıyor. Artı eksi koyuluyor. Düşün, o derece de önemli. Ve genel olarak listemize baktığımız zaman ne kadar kalabalık olduğunu göreceksiniz bir. İkincisi de acaba bunları en son ben ne zaman yedim diye bakacaksın. Mesela turp. Salatalara pek turp koymazlar. Halbuki çok idealdir. Pancar benim favorim. Bunun yanında soğan sarımsağı geçiyorum ama bir yer elmasına bakın. E, bakın, ıspanağa bakın, brokoliye bakın, pazıya bakın. Bizimki sadece domates, biber, patlıcan, kabak arasında sıkışmış bir küçük alışveriş sepetimiz var. Halbuki bunun yanında fasulyeyi, bezelyeyi ekleyin, bakla, börülce, mısır, patates, enginar. Bütün bunların hepsi önem taşıyor. Şimdi bir de hani Türkiye'de tatlı patates de geldi. O da mutlaka tüketilmesi öneriliyor ama biraz pahalı olabilir. Bunun yanında da salatalarda bu beşliği asla unutmayacağız. Nane, roka, maydanoz, fesleğen ve biberiye. Çoğu insan salata konusunda sıkıntı çeker. Halbuki salataları çok çeşitlendirme imkanına sahipsiniz. Dolayısıyla yine kendinize bir sorun bakalım. En son salata ne zaman yediniz? En son sebze ne zaman yediniz? Ya da haftada ne kadar yediniz? Genel olarak yeşil yapraklı sebzeler bizim favorimiz. Bundan içerisine brokoli, lahanayı, marulu, ıspanağı, pazığı, kabağı koyabilirsiniz. Kerevizi de unutmayın. Havuç ve turp dediğim gibi ideal. Brokoli, ıspanak, pazı ve kabak ilk dördümüzü oluşturur. Beşinci sırada ise özellikle kırmızıların önemli olduğunu söylemiştim. Pancar, kırmızı pancar ve kırmızı turbu da koymamız lazım. Biberi de istediğiniz her şekilde tüketebilirsiniz ama kırmızı biber de son derece yararlı. Aynen kırmızı dolmalık biber de olduğu üzere neden sebzeler önemli diye düşündüğünüz zaman söylediğimiz gibi bir kere bunların hepsi antioksidan, en güçlüsü pancar özellikle hatırlatıyorum. Ve özellikle gene kalorisinin düşük olduğunu hatırlatıyorum. Kilo açısından da son derece yararlı. Proteinimiz var, yağımız düşük, mineralden zengin. Tekrar tekrar bunları anlatıyorum. Neden? Çünkü insanlar sebzeleri uzak duruyorlar. Halbuki sebzeleri uzak durmanın hiçbir sebebi yok. Özellikle omega 3'ten zengin olanları var. Kolesterolümüzü de kontrol için bundan daha ideal bir şey olamaz. Sarımsak dediğim gibi favorim. Özellikle antioksidan. Onu da çok geniş ve detaylı anlatacağım. Göreceksiniz. Bundan daha detaylı bir sarımsak şey olduğunu zannetmiyorum. Sebzeler için bir diğer en önemli konu ise pişirme. Pişirme önemli. Genel olarak buharda öneriliyor veya fırında haşlama da olabilir ama suyunu atmayınız, çorba yapınız. Çorba hayat kurtarır. Izgara ya da tost makinesinde özellikle ben çok uygularım. Kabak, patlıcan, biber. Bunlar hatta kereviz, böyle sert sebzeler de olabilir. Bunları tost makinesinde hafif ısıttıktan sonra üzerinde hafif kızaracak şekilde üzerine baharat ve yoğurtla kullanabilirsiniz. Çiğ de öneriyorlar ama çiğ pek bizim tadımıza uygun değil. Blender'dan geçerek ancak salataları o şekilde ekleyebilirsiniz. Ve de biliyorsunuz smoothie yapılıyor. Karsambaç diyormuş Türk Dil Kurumu. O da özellikle meyve suyu ve diğer gazozlara göre ideal. Salatalara geldiğimiz zaman otsuz ve soğansız olmayacak. Onun bir daha tekrar altını çiziyorum. İnsanlar salata yaparken genellikle biraz sıkışırlar. Halbuki hiç sıkışmaya gerek yok. Neden? 3-5 saniyeden değil, mümkün olduğu kadar içeriğini zenginleştirmek gerekiyor. Yulaf ve üzmesi, keten tohumu, mantar, çiğ tohumu, kuru yemişler, ceviz, kuru üzüm ve kurutulmuş meyveler azar azar olsa da inanılmaz bir tat sağlar size. Dediğim gibi buna ek olarak da maydanoz, roka, nane, fesleğen ve biberiye bu beşimizi de asla unutmuyorum kenarda bulunsun. Ve baharatlar, üzerine baharat ekleyebilirsiniz. Başta kırmızı biber, kimyon, sumak ve zerdeçal. Bunlar salatanıza da az miktarda koyun. İnanılmaz derecede bir lezzet ve farklılık katacaktır. Böylelikle her gün salata yemekten bıkmayacaksınız. Peki sebzeyi ne kadar yiyelim diye sorduğunuz zaman kesin net bir şey yok. Genellikle 1-2 kap diye söylenir. Her gün tüketilmesi esas olarak kabul edilir. Hatta bunu haftada beş diyenler de var ama her gün bir kap yemeniz ideal. Buna bir de her öğün salatayı eklediğiniz zaman zaten sebzeler konusunu hemen hemen kapatmış olursunuz. Tabii gelecek derslerde göreceğiz baklagiller ve tahıllarla beraber aslında sizin menünüz çok artıyor. Çok zenginleşiyor. Bundan daha zengin bir menü bulamazsınız. O yüzden hiç sıkıntıya girecek bir şey yok. Hem doyarsınız hem de sofranız zenginleşir. Hatta ve hatta paranız da cebinizde kalır. Çünkü söylediğim gibi az yenecek ve meyve sebze ile beraber aslında siz böyle berbat bisküviler yemektense sağlıklı atıştırmalıklarla kendinizi kalp damar hastalıklardan koruyabilirsiniz ve daha iyi duruma gelebilirsiniz efendim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.